Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Bu yaz C1 vizesiyle Amerika'ya gelip McDonald's'ta çalışacağım. C1 bittikten sonra bir yıl daha Amerika'da kalmak istiyorum. Sizce McDonald's veya başka bir sponsor bulma ihtimalim nedir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii ki siz C1 staj programıyla Amerika'ya geliyor olacaksınız. Training programıyla Amerika'ya geliyor olacaksınız. Ve bu da size bir yıl Amerika'da çalışma izni veren, yani o sponsor firmanın imkanıyla, izin vermesiyle siz bu bir yıllık çalışmanızı ya da stajınızı burada bir firmada yapabilmektesiniz. Ve bu firmada o bir yıllık C1'dan sonra kalmak istediğinizde önemli olan nokta sizin bu C1 olarak çalıştığınız firma ya da başka bir firmanın size başka bir çalışma vizesine başvuru yapıp yapmayacağını görmeniz gerekiyor. Dolayısıyla size farz edelim H1B gibi bir çalışma vizesine başvuru yapacaksalar o başvuruyu yapıp o başvuru üzerinden siz 3 yıllık çalışma izni alma durumuna bakabilirsiniz. Ya da H2B tarzı bir çalışma vizesine geçip oradan başka bir firmaya çalışma durumuna bakabileceksiniz. Dolayısıyla şöyle bir durum mümkün olmayacak yalnız. Hani C1'ın sizin tarzı training vizelerde gelen C1 vizelerine gelenler onu burada uzatmaları mümkün olmayacak. Dolayısıyla eğer bunun istisnası ne olabilir? Eğer sponsor firma, çalıştığınız firma ya da başka bir firma size başka bir çalışma vizesine başvuru ihtimalini düşünürse o zaman onun üzerinden gitme durumunuz mümkün olabilir. Yoksa öbür türlü bu konuda sorun yaşayabilirsiniz. Tabii ki tavsiyemiz bu noktada çalışmaya başladığınız zaman geldiğinizde buradaki firmayla da görüşüp buradaki firmadan da detaylı bilgileri alıp ona göre size sponsor olup olmayacakları noktasında baştan emin olmanızda fayda var deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.